Evet, diyor ki zor zamanlarda yardımları altı katına çıkardık. Milletin parasını millete veriyoruz. Bu güçlü bir söylem. Peki durum ne İstanbul'da şu anda? Kurum ve İmamoğlu arası. Yani şöyle, tekrar söylüyorum. Kamuoyu araştırma verisi olarak ayın 20'sinde sahaya çıktığımız için daha tamamlanmadı ama ilçe ilçe. Çünkü hemen söyleyeyim. Yerel anketler, yüz yüze yapılan yerel anketler, telefon anketlerini falan saymazsanız daha zor işlerdir. Önce bunu belirteyim. Ama sorunuzun cevabı olsun diye söylüyorum. Yola çıktığımızda yani 20'sinde, 21'inde bizim gözlemimiz sanki iktidar orada muhalefetin dağınıklığından istifade ederek bu seçimi alabilir gibi görünüyordu. Ama öyle olmadığı ortaya çıkan verilerle görülmeye başlandı. Ankara'da makas ciddi şekilde açıldı Mansur Bey lehine. İstanbul'da Ekrem Bey birazcık öne çıkmış durumda. En azından şu anki veriler bunu gösteriyor. İlçeler burada çok çok önemli. İlçelerden gelen veriler önemli. Bazı değiştirilen adaylar daha vatandaş tarafından çok tanınmıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin değiştirdiği bazı yerler var. Ankara'da Çankaya, Ankara'da geçen dönemde kendilerinde değildi ama Etimesgut gibi yerler. Buralardaki yansımaları göreceğiz süreç içerisinde. Ama çok ilginç sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Mesela Ankara'da sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Aynı zamanda Turgut Altınok'un şu anki belediye başkanı olduğu Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi seçim alırsa sürpriz olmaz. Bakın bu kadar söylüyorum. Yani Turgut Altınok'un kendisinin AK Parti'nin kalesi bilinen bir yerde Mesut Özaslan da Cumhuriyet Halk Partisi seçim alırsa sürpriz olmaz. Çok enteresan bir şey söylediniz. Çok çok ilginç yani vatandaşta şu anda... Niye söylediniz müthiş, bunu? Bunu şunun için söyledim. Yani bir, Turgut Altınok'un efsane belediye başkanlığı üzerinden Ankara'ya aday yapıldığı yerdir Keçiören. Dolayısıyla böyle bir yerde, halen de belediye başkanı olduğu yerden bir başka isim geliyor ve orada seçimi çok ciddi şekilde zorlayacak şekilde anketlere yansıyan bir oranı yakalamış durumda şu anda. Hayır, bunu ama neye bağlıyorsunuz? Bunu şuna, vatandaş ciddi şekilde iktidardan olan rahatsızlığını, biraz önce Turan Bey aslında önemli bir şey için onu ifade etti. Bu seçimdeki başarı sadece yerel seçim başarısı olmayacak. Evet, biz bir yerel seçime gidiyoruz. Muhtarımızı seçeceğiz, biz belediye başkanımızı seçeceğiz, biz belediye meclis üyesini seçeceğiz ama bu seçimdeki muhalefet başarısı Türkiye'yi kesinlikle erken seçime, eğer erken seçim değilse bile iktidarın çok rahat hareket etmesine engel olacak bir yere doğru gidecek. Evet, Ruşen Bey az önce anlattı. Mert Başaran'ın da bununla ilgili bir sorusu var. Sormak istiyor size. Mehmet Ali Bey, siz şimdi kamu araştırmacısı olduğunuz için daha net bilirsiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Seçimden önce özellikle İstanbul özelinde konuşuyorum. Ekrem Bey güçlü bir aday, güçlü bir lider gözüküyor ve hani gelecekte Cumhurbaşkanlığı gibi bir figür de olabilir gibi gözüküyor. Seçimden önce burada konuştuğumuz gibi bu seçimi İmamoğlu kazanırsa, İstanbul için söylüyorum, işte erken seçim olabilir, işte Erdoğan indirilebilir veya işte Erdoğan'ın önü kesilebilir tarzı konuşmaların muhalefet medyasında konuşulması sizce bu kamuoyu araştırması olarak vatandaşta bir olumsuz veya olumlu ne tarz bir sonuç yapabilir? Benim çünkü orada bir kaygım var. Teyit edecek misiniz yoksa etmeyecek misiniz onu merak ediyorum. Yani AK Parti seçmenini konsolide mi eder bu konuşmalar? Evet, çünkü geçen seçimlerde buna benzer bazı söylemlerde bunun olduğunu gördüm. Hani bu öyle bir şey olur mu yoksa bu hani çok etkilemez mi? Sahada ne görüyorsun? Yoksa tam tersine vatandaş zaten bunu istiyor, o yüzden oy veriyor diyebilir miyiz? Hani onu sormak istiyorum size. Mert Bey, aslında söylediğiniz endişe en azından bazı seçmen için doğru. Yani seçmen...